Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda talim kavramı üzerinde duracağız. Talim, ilim kökünden geliyor ve öğretmek anlamında. Ve öğreten kimseye muallim denilir. Ve yapılan bu işlemede talim ifadesi kullanılır. Talim Terbiye Kurulu ülkemizde de mesela kullanılan ifadelerden birisidir. Ama günlük hayatta talim o kadar da fazla kullanılmıyor olabilir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Hazreti Adem'e Esma'nın talim edildiğini görürüz. Ve alleme Adem'el esma'e küllehe. Allah Adem'e bütün isimleri talim etti. Burada bütün isimlerden murat Esma'el müsemmeyat diye tefsirlerde böyle anlatılır. Yani eşyanın isimlerini Allah Adem'e talim etti. Burada eşyanın isimleri derken insanın bilgi kapasitesi herhalde nazara alınmalı. İnsan etrafındaki varlıkları fark eden bir özelliğe sahip ve bunlara isim de verebiliyoruz. İnsanın isim vermesiyle alakalı mesela tıp ilmini düşünecek olursak insan vücudundaki bütün azalarla alakalı isimler verilmiş. Mesela bu parmakta işte baş parmağın adı ayrı, bunun eklemlerinin isimleri ayrı. İçindeki daha diğer özellikler ayrı. Her birine Latince bir isim verilmiş. Ve böylece evrensel bir dil meydana getirilmiş. Bütün dünyadaki insanlar insan vücudunu o kelimelerle öğreniyorlar. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Biz kendimizi tanıyıp kendimizin azalarına, parçalarına, kısımlarına tek tek isim verdiğimiz gibi bunların neye yaradığını da bilebiliyoruz. Ve bunlarla alakalı ilmi geliştirebiliyoruz. Teknolojiyi geliştirebiliyoruz. Demek ki Hazreti Adem'e Esma'nın öğretilmesi, eşyanın isimlerinin öğretilmesi, ilim, fen, teknoloji, sanat, bütün bunları içine alan bir ifadedir. Ve Hazreti Adem orada bizim temsilcimizdir. Yani Allahu Teala Hazreti Adem'e Esma'yı talim ettiği gibi bizlere de eşyanın isimlerini öğrenebilecek kabiliyet ve kapasite vermiştir. Ve biz bugün topyekün insanlık olarak alemde her yere bir isim verebiliyoruz. Diyelim gökyüzünde ayı görüyoruz, bu ay diyoruz. Veya bir başkası hilal diyor, bir başkası mun diyor. Ama aynı mahiyeti kastediyorlar bununla alakalı olarak. Öte yandan yeni bir kıta bulunuyor, bu kıtaya isim veriliyor. O kıtanın parçalarına isim veriliyor. Yeni bir diyelim internet diye bir şey yokken internet deniliyor. Daha evvelinde radyo diye bir şey yokken alet bulunuyor, buna radyo deniliyor. Televizyon yokken televizyon bulunuyor, buna televizyon deniliyor. Araba yokken araba deniliyor. Bunun kısımları ayrıca tek tek isimlerle yine isimlendiriliyor. Bu çok harika bir durum. Burada ilim noktasında Allahu Teala'nın insana öğretmesi bu ön plana çıkmakta. Hazreti Adem de doğrudan doğruya Allahu Teala'nın Esma'yı Hazreti Adem'e talim ettiği ayetten anlaşılıyor. Bizlere bakan yönüyle Allahu Teala bizlere ilim kapasitesi vermiş ve zeka vermiş, göz, kulak gibi aletler vermiş. Bunlar vasıtasıyla Allah bize öğretiyor. Burada da vasıtalı bir öğretim söz konusu. Ancak peygamberler bize göre daha böyle ayrıcalıklı bir konumda. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmi bir insan. Okuması yazması yok. Mâ künte tedrî mel kitâbu velel îmân. Ey peygamber, sen daha önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin ayette. Böyle ifade edilmiş. Ama Allahu Teala ona öğretiyor. Ve allemeke mâ lem tekun te'alem. Bilmediklerini Allah sana öğretti. Ve bu öğretmenin sonucunda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam muallim oldu. Ve yuallimukum ma lem tekunu talemun. O peygamber size bilmediklerinizi öğretiyor. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o hassas duyularıyla, aklıyla, kalbiyle Allah'a müteveccih oldu. Ve Allahu Teala'nın Alim ismi onda tecelli etti. Ve böylece nice ilimler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a öğretildi. Bize bakan yönüyle bizler de bize verilen akılla, kalple, duyularla epey şeyler öğreniriz.
birbirimizden bir şeyler duyarak öğreniriz. Kitapları okumak suretiyle yine bir şeyler öğreniriz. Bu şekilde insan devamlı bir şeyler öğrenebilir. Bizler için bir vahiy söz konusu değil. Vahiy ile bize yeni bir bilgi gelmeyecek. Ama ilham hakikati bütün asırlarda devam etmektedir. Bir insan Allah yolunda yoluna devam ederken Allah-u Teala'nın ilham yoluyla ona yol göstermesine de şahit olabilir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala şöyle buyuruyor: وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهِ. Siz Allah'tan korkun, Allah size öğretir. Allah size öğretiyor. Demek ki takva ile insan günahlardan uzak kalmış oluyor ve yasaklardan uzak kalıyor, fıtrata uygun bir hayat yaşıyor. Bunun neticesinde Allah ona bilmediğini öğretir. Hadiste bu şöyle ifade edilmiş: eğer siz bildiklerinizle amel ederseniz Allah size bilmediklerinizi de öğretir. Bununla alakalı ona zeka kapasitesi verir, hafıza kapasitesi verir, duyduğu hatırında kalır, gördüğü hatırında kalır, okuduğu hatırında kalır ve bunlar bir nur, ilim bir nurdur. Ardından bir de ilham parıltıları gelmeye başlar ve o ilham parıltılarıyla bu bilgileri daha da kıymetlenir, daha da renklenir ve daha önce bilmediği nice şeyleri iç aleminde bilinmiş bir halde hazır olarak o kimse bulabilir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın vasıtalarla bize öğrettiği yine onun bir öğretmesi olarak nazara veriliyor. Mesela وَلَا يَعْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهِ. Bu insanların borçlanmalarıyla alakalı ayette geçen bir ibare. İşte karşılıklı borçlanma olaylarında iki tane şahit bulundurulması, öte yandan bu iki şahitle beraber bir de bir katibin bunu yazması. İşte bu katibin yazmasıyla alakalı kısımda şöyle deniliyor: katip Allah'ın ona öğrettiği şekilde yazmaktan geri kalmasın, usanmasın. Allah'ın ona öğrettiği, yani normalde biz yazı yazmayı öğretmenimizden öğrendik. Hangi sınıfa gitmişsek o sınıftaki öğretmenimiz bize yazı yazmayı öğretti. Ama burada dikkat edersek bu ibare Allah'ın öğretmesinden söz ediyor. O zaman şu mana buradan anlaşılır: Allah-u Teala sebeplerle de bize öğretiyor. Yani dolaylı bilgi var, dolaysız bilgi var. Burada da dolaylı bir şekilde Allah-u Teala'nın bize öğretmesi söz konusu. Demek ki beşer eliyle, insanlar eliyle bize öğretilenler de neticede Cenab-ı Hakk'ın bir nevi öğretmesidir. Ayet-i Kerime bu manaya da işaret etmektedir. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiş: bana bir harf öğretenin kölesi olurum. Bu çok güzel bir mana. Yani bize ilim öğretene minnettar olmak ve ona saygıda kusur etmemek bizim bu şekilde irfani kültürümüzün bir neticesidir. Tarih boyu bu böyle gelmiş. Dolayısıyla insanımız kendisine ilim öğreten kişilere son derece minnettardır. Annesine, babasına minnettar olduğu gibi ondan belki daha da ileride öğretmenlerine karşı bu noktada minnettardır. İşte öğretmenlere eskiden muallim denilirdi. Muallim, talimde bulunan, öğreten kimse anlamında. Muallimin gerçekten muallim olması, gerçekten ilim öğretmesi son derece önemli. Bunu yapabilenler en üst makamları elde edecek kimselerdendir. Kur'an-ı Kerim bu manadaki ehli ilmi met ediyor ve ulul ilm, ilim sahipleri diye onları methü senada bulunuyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisinin de muallim olduğuna dikkat çeker ve buyurur ki: İnneme buistu muallime. Ben ancak bir muallim olarak gönderildim. Nasıl ki muallim, öğretmen sınıfa giriyor, o insanlara daha önce bilmedikleri nice şeyleri öğretiyor. Temsilde hata olmasın, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlık alemine toptan ders veriyor. O bir sınıf muallimi değil. O bir üniversite muallimi değil ama
Üniversitede ders anlatanların da muallimi, sınıfta ders anlatanların da muallimi. Bize neleri öğretiyor? Dini öğretiyor, Allah'ı öğretiyor, kitabı öğretiyor, ahlakı öğretiyor. Dünyayı öğrettiği gibi ahireti öğretiyor ve normal kendi bilgimizle ulaşamayacağımız haram, helal bu gibi şeyleri bize öğretiyor. Demek ki talim bir hakikattır. Yani ilim öğretme bir hakikattır. Ve Allah-u Teala gerçek anlamda muallim odur. Talim eden, insanlara öğreten odur. Ve ilim öğrenmeleri için gerekli kapasiteyi, kabiliyeti veren odur. Ve muallimler vasıtasıyla yine insanlara öğreten odur. Bu noktada gerçek ilim Allah'tan, talim de ya doğrudan veya dolayısıyla yine Allah'tan. Cenab-ı Hak bizleri ilmi ziyade olanlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.